Hoş bulduk. Önce İyi sözü yayınlar. Selçuk Merhaba. Hoca'ya vereceğim. Hocam, Merhaba. bugünkü maçta böyle en kritik bir kere Hüseyin Göçek'in genel yönetiminde takdir haklarını ağırlıklı Fenerbahçe'den yana kullandığını düşünüyorum. Ama son dakika bir pozisyon var. 90 artı 3 galiba. Sinan Gümüş yükseliyor. Arkada Alparslanlı galiba. Yükseldi ve şu koluyla şuraya doğru basması var. Ben penaltı olabileceğini düşündüm ama VAR da bakmadı, hakem de ya da baktı. Devam dediler. Ne diyorsunuz o pozisyonla ilgili? Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonu VAR'a bile götürtemediler. O kadar inanmıyorlar ki. Yani mücadeleye inanmıyorlar, maçı kazanacaklarına inanmıyorlar. Hani tartışılabilecek bir pozisyon. Evet, hava topuna yükselirken Göztepe'li oyuncunun bir şeyi var, müdahalesi, ama sanki Fenerbahçeli oyuncu da altta kaldı gibi geldi aydın bana. Yani ben bu pozisyonda hakemi böyle hani çok böyle net bir Evet. şekilde penaltıyı vermedi, VAR'a gitmedi olarak değerlendirmiyorum bu pozisyonu. Biraz da altta kaldı Sinan. Sanki o şeyden de faydalanmaya çalıştığı gibi geliyor bana. Gri pozisyon bırakıyorum, ama hakikaten söylediğin gibi Hüseyin Göcek bugün çok net faul, iki tane olmayan faulü. Senin de söylediğin gibi. Mesela Soza'ya bir faul düdüğü çaldı. 1 metre mesafe ver orada lehine. Sonra bir başka oyuncuya yine keza öyle. Şey, Pelkas kendini yere attı. Aldatmadan sarı göstermesi gereken bir pozisyon. Faul verdi. Takdir haklarını da Fenerbahçe'ye yana kullandı. Ama bugünkü maçın sonucunu Hüseyin Göcek değil, bence bugünkü maçın sonucu Fenerbahçeli oyuncuların mücadele ruhundan yoksun oyunları belirledi. Erol Bulut'un tercihleri belirledi. Yani ciddi anlamda Fenerbahçe'de bir şeyler yanlış gidiyor. Olmadı. Olmuyor. Yani Erol Hoca ile olmuyor bu işler. Çünkü Erol Hoca eziliyor bence. Yani kimin altında eziliyor? Bence Emre Hocam şunu Belözoğlu'nun söyleyeceğim altında. size ya, çok doğru bir şey aslında. Şimdi siz hakem oyuncularla iç içe. Şimdi Evet. orada ne dediğini herkes biliyor yani. Mesela siz olsanız bugün orada zaten bu Caner'in tavrı, oyuncuların kendi aralarında bir şekilde denk geliyorsun değil mi hocam? Yani zaten yanından geçiyorsun Tabii. yani. Ne Tabii gördünüz ki. mesela bugün? Mesela ne konuşuyorsunuz, ne hissettiniz siz oyuncuların kenar yönetimine karşı? Ne hissediyorsunuz? Ne oluyor Ya sizce? şöyle, yani ki Birçoktan kenar iyiniz yönetim var. mi çok hani takmıyorlar tabiri kabı olur, ama belki biraz takmıyorlar havası var. Yani çok da böyle böyle bir ağırlığı yok. Yani Erol Hoca'nın bir özgür ağırlığı, takım üzerinde yarattığı bir otorite olmadığını görüyorum. Niye? Bunu asıl yaratanlar kim? Bence Emre Belözoğlu ve devamındaki o silsiledeki akış, yani Erol Hoca, burası Alanyaspor değil, burası Fenerbahçe. Bir Fatih Terim ağırlığı, bir Sergen Yalçın ağırlığını, yani oyuncular üzerindeki etkisini görebiliyor muyuz? Göremiyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla bu böyle gitmez, gitmeyecek. Takımda saha içinde bir lider de yok toparlayacak. O Ozan da yapamıyor. Caner zaten kendisine hakim değil. Yani Caner'in bugün ağzından çıkanları birçok kişi de görmüştür, duymuştur. Yani sorumsuzca da davranıyor. O nedenle ya Fenerbahçe için tabii çok arayacağı bir 3 puan kaybı diyelim. Bir de şimdi haftaya Trabzon maçı var. Yani ligin sonuna doğru da geliyorsun. Yani şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Dün ikinci Çok yarı zor tamamen atlılara gitti kapandı. aydın. Aldı geldi 3 puanı. Şimdi Galatasaray önümüzdeki 4-5 maçı fikstür rahatlığı var. Şimdi Fenerbahçe Tabii. haftaya Trabzon'a gidiyor. Yani ben bugünkü hocam bugün mesele bence mağlup olması değil ya Fenerbahçe'nin. Birazdan Cenk Değil hocama da tabii. geleceğim de. Daha Bence önce mağlup değil, olması değil katılıyorum. bugün. Fenerbahçe'nin bugün Katılıyorum. hiçbir şey yapamaması ya. Ya yapamadı bile aydın şey, hakikaten yani Demek ki bu Hüseyin arada Göcek pardon 9-11 bir metre, araya 11 metre gireyim. almasına rağmen yani. Fenerbahçe'de Erol Hoca bazen topu rakibi bırakıyor ya fazlasıyla. Demek ki adam Evet. haklıymış. Toplu oynamak, çünkü Fenerbahçe bugün topa hakim taraftı ve bir şey fark yaratamadı. Yaratamadı, doğru. Tabii, net. Ya bir de Göztepe'yi kutlamak lazım. Ünal Hoca hakikaten çok önemli işler yapıyor Göztepe'de. Bugün de şahane oynadı ve çok önemli gol pozisyonu da kaçırdı. Yani bugün Fener'in kaç tane var ya çok net pozisyonu? İki. Var mı? İki tane Ya diyelim hadi. Göztepe'nin 4-5 de tane var. 4-5 tane var. 4-5 tane var. Hele bir tane ilk yarıda, o ilk yarının sonlarına doğru bir girdiler. Ceza alanının içerisine şey iyi kullanamadı. Göztepe'li hücum oyuncusu. Kaleci pozisyonda. Bak mesela orada o Göztepe'li oyuncu zıplamasaydı kalecinin üstüne, o pozisyon penaltıydı büyük olasılıkla. Ama iyi niyetli oyuncu. Hatırladınız mı? İyi niyetli, ceza içine girdiği Diabate. pozisyon. Tabii Evet. tabii. Orada sıçradı üzerinden. Eğer sıçramasaydı Altay'a da düşmüştü aslında şeye. Yere yatmıştı. Bir penaltı Benim olabilirdi. penaltı olur Evet. mu dediğim pozisyon aydın.
Evet, yani yayındaydık o ara hocam da. Yani ben de öyle düşündüm yani. Hani oyuncu bıraksa gitse penaltıyı alabilirdi yani. Hani çünkü alırdı, alırdı. Şamasaydı penaltıyı alabilirdi. Doğru. Evet. Doğru ama genel olarak hakikaten Fenerbahçe maçı kazanmak adına pek bir varlık ortaya koyamadı. İşte Soza, diğer oyuncular yani kötü gidiyor. Yani çok Hoca kötü yani. Gidiyor. Değişikler, şimdi yanlışlıklar var. O ben nedenle... de şimdi hoca ne diyecek? Hoca ne diyecek merak ediyorum.